Sevgili arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere çok çok pratik ve çok değerli bir tarif vereceğim. Eminim bunu çoğunuz biliyorsunuzdur ama ben tam hazırlama aşamasındayken sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi ben de bayağı bir fazlaca toplamış olduğum limonlarım vardı. Bunların bir kısmını şöyle gazeteye sararak muhafaza ettim. Kış boyu kullanırım düşüncesiyle bir kısmını da şu şekilde muhafaza ederek saklıyorum bunları. Bir kısmını da şöyle iyice yıkadıktan sonra rendenin bu kısmıyla kabuklarını rendeledim, sıktım ve yaz hazırlığı olarak şu şekilde poşetlere sakladım kabuğu ve suyunu. Yaz boyu limonata olarak kullanmış olacağım. Kabuklarını tam atma aşamasındayken şöyle bir parçaladım. 2 gün kadar şöyle bir suyunu nemini çekmesi için beklettikten sonra şöyle blenderın içine koydum. Bu şekilde parçalar haline getirdim. Bu aşamadayken aklıma geldi. Sizlerle de bunu paylaşmak istedim. Evimizdeki limon kabuklarını biriktirerek şöyle değerlendirebiliriz diye. Sizler de bu bilgiden istifade edin. Değerlendirin düşüncesiyle paylaşıyorum bu videomu. Blender'a bunu da koyacağım. Bu hale getirdikten sonra tekrardan birkaç gün daha bunları nemini çekmesi için bekleteceğim. Tekrardan bunu un haline getireceğim. Evinizde eski usulümüz hevenk miydi? Havan mıydı? Havanda onu döverek tekrardan bu hale getirebilme şansınız var. İlla ki blenderınızın olması gerekmiyor bu tarz işler için. Çünkü eskilerde annelerimiz böyle bir teknolojiden mahrumken her şeyi yapabiliyorlardı. Bütün nimetlerimizden yararlanabiliyorduk. Ve Rabbime hamdolsun, şükürler olsun ki bize vermiş olduğu her nimeti ayrı ayrı değerlendirebilme şansımız var. Bunu nerelerde kullanıyor olacağım? Tabii ki kekimin içinde her an malzeme olarak kullanabilirim diye muhafaza etmiş olacağım. Bu değerli, kıymetli bilgiyi de siz sevgili dostlarımla paylaşmak istedim. Rabbimin vermiş olduğu nimetlerin her birinin ayrı bir anlamı, ayrı bir değeri, ayrı bir kullanım alanı var. Dolayısıyla bu kabuklarını da ben bu şekilde değerlendirip toz haline getirip keklerimin içinde kullanmayı düşünüyorum. Bunu sizlerle paylaşıp bu değerli bilgiyi sizler de istifade edin istedim. Kısa bir video ama az ve öz bir video. Umarım sizler de faydalanabilirsiniz. Bu kısa videoyu da bu şekilde sizler de istifade edip evinizde hazır limon tozu kekimizde kullanabilmemiz için böyle bir pratik bilgi sizlere sundum. Umarım istifade edersiniz. Umarım sizler için sağlıklı bir bilgi vermişimdir. İzlediyseniz, sizler için de yararlı bir bilgi olduysa ne mutlu bana. Çok teşekkür ediyorum. İyi günler.